Daha var mı? Daha geçeceğim mi? Orta eğitimli Erbaa'da bitirdim. Çeşitli köylerde. Mesela ilkokulu, işte Hacerli köyünde okudum. Babam rahmetli öğretmen olması nedeniyle. Erbaa İmam Hatip Lisesi'nden mezunum 85-86 yılında. Daha sonra Diyanet Teşkilatı'nda sizler gibi aynı mesleği icra ettim. O zamanlar böyle şey sınavlar daha spontane gelişiyordu. Biz sınav hastanesine sınava girmiştik. Müftülüklerdeydi, mülakata tabi tutuluyordu falan. Düzce'de Samsun'da görevler yaptırdım. Yaptım Diyanet mensubu olarak. Daha sonra istifa edip emniyet mensubu olarak görev yaptım. İşte nerelerde yaptım? İstanbul'da yaptım. Efendim Ankara'da yaptım. Adıyaman'da görev yaptım. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 yıl görev yaptım. Bu 10 yıl görevin bir kısmı koruma göreviydi. Ama çoğunluğu da 7 yıl gibi bir şeyde siyasetle milletvekili danışmanlığıyla geçti. Milletvekili danışmanlığında da Kayseri milletvekilimizle çalıştım. Aktif bir şekilde. 7 yıl. Bir dönem Erbaa Belediye Başkan Yardımcılığı yaptım. 6 ay gibi bir süre. Daha sonra da belediyeye geçerken zaten kurum değiştirmiştim. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Erbaa Gençlik Merkezi'nde de 7 yıldır görev yapmaktayım. 2019'da da bir kez aday adaylığı denedik. Nasip olmadı. İnşallah bu sefer hayırlısıyla nasip olacağını değerlendiriyorum. Olmuyorsa da hayırlısı olur diyebiliriz. Niye aday oldum? Ben şehirde hem seçmene hem siyasi iradeye bir alternatif sundum. Bir geçmişimiz var, bir yaşanmışlıklar var. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Çocuklarımız bu memlekette, akrabayı tanıdıklarımız bu memlekette yaşıyor. Okul arkadaşlarımız bu memlekette yaşıyor. Erbaa ve Erbaalılar için bir alternatif sunmayı arzu ettim. Ayrıca belediyecilik denince biraz daha farklı konseptten bakıyorum ben. Bir şehir mesela, şehir biliyorsunuz hepiniz, Medine'den gelen bir kelimeden ölmüş bir kelimedir. Osmanlı dönemindeki şehir anlayışını hepiniz biliyorsunuz. Mahalle mahalle, cadde cadde bir konsept, vakıf sistemleri, işte mesela cami varsa hamam da var yanında gibi. Yani Müslümana yakışır bir şehir sistemi vardı o dönemlerde. Şimdi de mimarisiyle, kültürüyle her alanda şehri değişik bir konseptten bütünüyle ele almak gerektiğini düşünün. Ve sadece asli görevlerle değil, işte altyapı, üst yapı kaldırma anlamında değil de genel anlamda şehri kapsayan adeta bir master planı gibi. Hatta ve hatta mahalle, cadde, sokağın dışında köyleri bile kapsayan bir bakış açısını değerlendiriyorum belediyede. Şehril emin, şehrin emin mantığında bakıyorum belediyeye. O yüzden de bir aday adaylığına niyet ettik, besmele çektik. Sizlerin de duasıyla hayırlısıysa şahsım ve insanlarımız adına, memleketimiz adına hayırlısıysa Allah nasip etsin. Hayırlısı zaten uzak gitsin. Koltuk sevdasına düşeceksek yine nasip etmesin. Nefsimiz için istiyorsak yine nasip etmesin. Allah-u Teala. Çünkü ben insan niyetini kurarken sadece kendi biliyor iş dünyasını. Bizim niyetimiz mesela Allah gönlüne göre versin derken ben şöyle algılıyorum. Hepimizin iyiliği ise, hepimizin menfaatine ise en neticede bu şehirde yaşıyoruz yani. Bu şehirde yaşarken bu şehrin sosyokültürünü, işte hizmetlerini, özellikle gençlerin eğitimini, hanımların durumlarını daha iyi değerlendirirsek, onları daha aktif edersek ne olur? Şehir biraz daha hem kültürel anlamda hem tanrılık anlamında daha üst seviyeye gider. Daha doğrusu dolayısıyla ülkeye de hizmet etmiş olur. Öyle değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın ardından bir karınca misali gitmiş oluruz. Bizim belediyecilik anlayışımız kısaca, hafif minimal olarak da olsa böyle izah edebilirim. Niye aday olduğumu da izah etmeye çalıştım. Ben değil biz dilini istiyoruz. Ene değil ente.
diyoruz biz. O zaman bir dualar bile öyle değil mi hocam? Sizlerin yanınızda konuşmayayım ben şimdi. Sana dua dersen bana geliyor. Bana ettiğim duanın pek bir faydası olmuyor. Sadece biz özümüzü yansıtacak bir şehir kültürünü arzu ediyoruz. İşte çocuğunu okutamayanların yanında olmak istiyoruz. Hastasıyla ilgilenemeyenlerin yanında olmak istiyoruz. Fakirin, fukaranın, her alanda, her konuda belediye başkanının görevi olduğunu düşünüyorum ben. Dünyevi ve uhrevi. Yani kanuna uygun görevler olduğu gibi bir de manevi, örf adet anlamında da görevleri var. Yani var mı sizin bir soracağınız bir şey? En azından bir kendimi tatmış olduk tanımayanlar için. Ben Erbaa'yı şöyle değerlendiriyorum. Ben gençliğim Erbaa'da geçti, öğrenciliğim Erbaa'da geçti. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra ben gurbete çıktım. Erbaa'da o dönem Çamlık'ta kavga oluyordu, gene oluyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani silahlar patlıyordu, yine silahlar patlıyordu. Şimdi belediyecilik deyince her zaman şu akla geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi altyapı, üst yapı. Öyle değerlendirmiyorum ben sadece. Böyle, yani asli görevlerin dışında şehrin rahatsızlığı var. Mesela bizim gençlik merkezinde, üniversitenin yanında tekelle ilgili alkol satılan bir yer var. Yani bunlar çoğaldı. Çamlık'ta da öyle. Ya bağımlıların sayısı çoğaldıysa bu şehirde sorun var. İşte bir bayan kızın, herkes biliyor şu anda Erbaa'da değil, bir kesilmişi vardı yani Mustafa cezaevinde. Yani onlar bir sorun değil mi yani? Mesela ben liseli yıllardayken bir kişi vardı burada bali çeken. Şimdi almış başını gidiyor. Bunlarla ilgili bir önlem alınmamalı mı? Yani buradaki ana sorun ne? Her şeyi merkezi hükümetten mi beklemek gerekiyor? Veya sokak köpekleri. Geçen yine televizyonda izliyorum. Ya parçalamış yani. Ya bunlara önlem alınmalı diye düşünüyorum. Ama o alkol satılan yerler hakikaten çok sıkıntı. Çok rahat ulaşılıyor gençler. Rahat ulaşılıyor. Ben hatta bazı kahvehanelere gittiğimde kahvehane ağzına kadar dolu ve hep genç. Ya diyorum ki ben gençler hep gençlik merkezinden geliyor zannediyordum diyorum. Ya buradaymış diyorum falan, takılıyorum. Onlar da diyor ki biliyorlar falan. Biz de okey yok diye mi gelmiyoruz falan diye de muhabbet ediyoruz. Ama hakikaten öyle hem bağımlılık oranı anlamında işte gençlerin, çocukların rahat ulaşması. Çünkü özenti oluyor. Sanal alemi engelleyemiyorsun ki. Herkesin elinde cep telefonu var. Sanal alemde istediği şeye ulaşabiliyor. Biz de fazla bedel ödeyerek, fazla uğraşarak bunların önünü kesmeliyiz. Yani önceden bu alkol satış yerlerine hiç izin verilmezdi Erbaa'da. Çok azdı, minimizeydi. Şimdi nasıl oldu anlamıyorum. Dediğiniz gibi bu Çamlık'ta da var. Ya onun yasal şeyi de var zaten. Uzaklık mesafesi. 100 metre mesafe. Ama işte o üniversitenin orada öyle bir şeyi de yok. Neyin nesi bilmiyorum. Detayını da bilmediğim için afaki konuşmak istemiyorum. Bu şarküteri şeklinde mi yapıyorlar? Bir bakkal değil herhalde oran. Bir şeyi var ona, bir şey denk getiriyorlar ama onun neydir bilmiyorum. Detayını bilmiyorum ama rahatsız edici seviyede çoğaldığını farkındayız. Ya en azından üniversiteden çıkan bir çocuk, genç biliyorsunuz, yani genç insan kafası bulanık olursa teneffüse çıkartamaz, alkole ulaşabiliyorsa o da sorun yani. Olmamalı. Bizde böyle şeylerin zaten esamesi okunamaz Allah'ın izniyle. Yani bizim insanlara zarar verecek hiçbir konuda adım atmamız mümkün değil. Hem bu şahsımıza yakışmaz, hem inancımıza uygun değil. Hem de örf ve ananiyetlerine de uygun değil yani. Şehrimizin kültürüne de uygun değil diyor. Evet. Var mı başka soracağız sonra? 06 ile çıkıyor. Olma doğru. Ben arkada durulmasın. Şey al, boydan yazı koşmayız ki. Hadi. Erbaa Din Görevliler Derneği'nden hepinize sevgi ve selamlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.